Bir komutun dikkate alınmamasını istiyorsak, yani o satırdaki komutların başına çift slash koyuyoruz. Ben şimdilik bunlar burada dursun. Başlarına slash koydum. Şimdi bir değişken tanımlayacağım. Hatta şuraya bilgi olarak değişken diyorum. Int bir tam sayı değişkeni anlamına geliyor. Ne olsun değişkenin adı? Boy olsun. Mesela böyle bir değişken tanımlayalım. Eşittir. Değeri de 180 olsun. Noktalı virgülle her zaman bitiriyoruz. Şimdi boy diye bir değişken tanımladım ve değeri 180. Şu işlemi alıyorum, buradan kopyalıyorum. Altını yapıştırdım. 2 ile 4'ü toplamasın da 2 ile boyu toplasın. Bakın 2 ile boyu toplayacak. Yani boy da kaçtı? 180'di, bir tam sayı değişkeniydi. Sağ tıklayıp çalıştırıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın ikisini topladı ve 182 değerini yazdı. Bir değişken daha tanımlayalım. Kopyaladım, yapıştırdım. Bu da kilo olsun. Bu da 90 olsun. Bu sefer toplamayı kilo ve boy üzerinden yapsın. Sağ tıkladık, çalıştırdık. Bu sefer bana bakın kilo artı boy dedim. Kilo 180, 90'dı, boy 180'di. İkisini topladı ve 270 ekrana yazdı. İstersek bunları çarpabiliriz de. Çarpma anlamına gelen yıldızı yazdım. Sağ tıkladım, çalıştırdım. Evet, bizim için çarptı ve 16.200 sonucunu verdi.